Emin evladım. Ayrılık vakti gelip çattı. Derhal İstanbul'a geri dönmelisin. Emriniz başım üstüne. Lakin yanınızda kalmak isterim efendim. Gitmen lazım Emin. Hocam. Bundan sonra seninle Allahu alem bir daha görüşemeyiz. Bizden son bir isteğin, son bir arzun var mı? Çekinme Emin. Ne arzun varsa söyle. Dua istiyorum efendim. Dua ediniz. Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyan kimsenin vücudu cehennem ateşinde yanmasın. Bilir misin Emin? Bir gün Resulullah Efendimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam gelip, ya Resulullah, Ebu Bekir'in bir saatlik ibadeti 70 senelik ibadet yerini tutar dedi. Resul-i Ekrem de hemen Ebu Bekir Efendimiz'i çağırdı. Geldiklerinde evde ne yapıyordun diye sordu. Ebu Bekir Sıddık şöyle cevap verdi. Ey Allah Resulü, hatırıma şu gelmişti. Hak Teala cenneti ve cehennemi yarattı. Her ikisini de dolduracağını takdir etti. Ya Resulallah, ben de evde Hak Teala'dan vücudumu cehennemi dolduracak kadar büyük yapmasını diledim. Sen bana bunu hatırlattın. Estağfurullah efendim. Emin evladım, bu arzun inşallah yerine gelir. Lakin söyleyeceklerim vardır. Vasiyet et ki vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Birane bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak nasibi olanlar gelip dua etsinler. Nasıl münasip görürseniz efendim. Allah-u Teala seni tasarruf sahibi kılsın. Senin kabrine gelip bir kere Fatiha okuyan müminlerin bedeni cehennem ateşinde yanmasın. Seni vesile ederek yapılan dualar makbul olsun. Senden kimse eli boş dönmesin. Bu hal kıyamete kadar böylece sürsün.